Bu zaman küçük bir haberi. Sen bir savaş alınca niye? Sen Kürtçe sen ala işte sen ne yapın? İsmi nedir buranın? Balkar bölgesi, Balkar. Evet. Balkar bölgesi burası Adıyaman'la Gölbaşı'na bağlı. Adıyaman'la? Bura bağlı. Ne kadar nüfusu var bu beldenin? Bilmiyorum ne olsun kızım. Şimdi biz sen yalan söylerim. Ne olsun bilmiyorum. Yalanız işte ev hasarları çok. Çocuklarımız hep zaten böyle ortada kaldı. Hep yarıklara girdi ayaklarımız zorla tuvalanarak kurban olayım kendine. Çıktık gene şükür olsun. Onun içinden çıktık. Depremin içinden çıktık. Adıyaman'da benim kardeşimin çocukları hep gitti. Kayıplarınız var mı teyze Adıyaman'da? Var Adıyaman'da çok. Hamdolsun şükür olsun kendine. Daha beterin yeter var. Kendinden geldi ne yapar? Sen dedin ki teyze biz burayı inşa ettik kendi çabamızla. Aynen. 4-5 gün burada yaşadık. Çocukları burada yatırdık dedin. Çocuklarım orada yattı. Ben daha burada yattım. Nasıl peki o kadar soğuk ısınma koşulları falan imkansız burada. Soba yaptık. İçeriden soba yaptın. Soba. Bakalım sobaya teyze. Şöyle arkadaşım da görsün sobayı. Arkadaşımız da görsün sobayı. Bunun içinde yattık kalktık ve 3 gün bunun 4. gün bunu getirdiler, bunu kurduk. Orada yattılar. Yarıya böldük yani. Birazını bura, birazını orada. Gene burada yatıyor. Birazımız burada yatıyor. Kaç aile kalıyor bu iki yerde? 4 ev. 4 ev. Dört ev. Kaç çocuk var? Ufak çocuklar da var. Daha 5'lik de var içeride yatıyor. Peki teyze bu yardımlardan nasıl faydalanabiliyor musunuz? Yardım geliyor mu size, ulaştı geliyor, mı? Allah'a şükür geliyor. Buradan geçenler veriyor. Hamdolsun yani Allah yoksulluğunu vermesin. Buradan geçen veriyor. Elinden ne çıkarsa getirip veriyorlar. Gönüllüler çok dolaşıyor burada. Yani her taraftan yardım geliyor bu taraflara. Herkes de ulaşmaya çalışıyor buraya. Her taraftan geliyor. Allah razı olsun. Bir taraftan değil, her bu yolla her tarafa gidiyor. Burada yani bir açmış kalmıyor Allah'a şükür. Yalnız dağ evleri daha beter. Evet, oraları çok duyuyoruz. Gidilmeyen köyler var. Yemeğe yani mühteşler bir ekmek bulamıyorlar. Biz buradan bize verdiler iki tane ise birini alıyor diyor oralara kavuşturun. Tek biz burada gelen veriyor o yüze gidiyor. Çocukların ihtiyaçları karşılanıyor mu teyze? Çocuk bezidir. Var, verdiler. O çocuk bezini neye verdiler? Giyim eşyası verdiler. Ekmek gene verdiler, su gene verdiler. Allah'a kurban olayım. Allah yoksulluğunuzu vermesin. Allah gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. Rabbim ne var? Dualar sizinle geçsin gelsin. Biz size dua ediyoruz. Teyzem biz açıkta de kalmayın diye biz sizin için geldik bu taraflara. Kurban olayım Allah'a, biz bittik yani. Ev konusunda bittik. Şöyle bir çadır elimize geçerse. Ondan ayrı ne geliyor? Sağlık versin, huzur versin. Tek gene milletimize sağlık versin. Huzur versin. Bir pusunacak yer versin. Bunları versin. Ekmeğimiş geliyor, suymuş geliyor, giyim eşyası geliyor. Ne bileyim ki Allah milletimize yoksulluğunu vermesin. Hepsi de var. Yalnız işte abiyle ortada kaldık. Tir tir titriyor. Şu dağın sabilerine bak hele. Gene bizler iyi kötü buluyor, buluşturuyor. Giyiyor. Bunları azıcık getirdiler, bak giydiler. Burada yattık. Ama bu depremin geleceği söyleniyordu teyze. Bu depremin olacağı söyleniyordu. Vallahi ben bilmiyorum, duymuyorum. Okumuşluğum yok kızım, bir bilgim yok kızım. Anca biz dağda, köyde, evde malına aynen uğraşıyorduk. Ne bileyim ki ne? Depremin geleceğini bilsem ben o evde oturur muydum?
Pazarcık da aynı şekilde. Evet. Burası zaten daha korkunç. Burada evet. Öğrendiğimiz kadarıyla birçok yer aslında yeni binalardan oluşuyor. Çok yeni binalar. Hep yeni binalar. Hep. Peki nedir yani buradaki durum? Neyi gösteriyor? Biraz sizden alalım onu. Şimdi buranın zaten oldu bitti. Buranın yeri bataklık yani. Oldu bitti. Yolbaşının yeri bataklık yani. Anlamadım yani bu 8-10 kat niye gitti? Biz de anlamadık yani. En fazla 4 kat. 4 kat yeterliydi yani bu 10 kat. 10 kat buraya götürmez yani bu memlekete 10 kat götürmez. 10 katlı binalardan çökenler var mı? Çok, hakimden fazla. Hakimden fazla yani. Benim gözümde yani artık çare yok yani. Sadece devletimize hakimde çıkan insanların çıkarmasını istiyorum yani. Yeni bu konuda ihmalkarlıklar çok tartışılıyor. Neden buraya bu kadar geç müdahale edildi? Bilmiyorum hiç. Onu bilmiyoruz yani. Genel olarak böyle eleştiriler alıyoruz. İşte Pazarcık, Maraş, Adıyaman. Devlet neredeyse yardımlardan çok sonra geldi. İnsanlar daha hızlı seferlerle girdiler. Onların elinde bir şey yok. Yani onlar da AFAD'ı dışarıdan gelecek ki. Onlar da AFAD'ı yönlendirsinler yani başka. Bir yolu yok yani. AFAD'ın sayısı çok az çok. Ama. Yani Allah razı olsun. Bak Allah bin kere hepsinden razı olsun. Yabancı ülkelerden bile AFAD gelmiş bize. Allah bin kere razı olsun. Yapacak bir şey yok. Yiyecek bir şeyimiz yok. Yiyecek bir sözümüz yok. Az önce bir cümle kurdunuz. Gölbaşı 20 yılda kendine gelmez dediniz. Gelemez. Vallahi gelemez. Yani ben zannetmiyorum yani şu anda. Yani ben kendim ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Yani şu Gölbaşı'nın haline bak. Gölbaşı tamamlayacak. Şuraya, şurayı çekin. Şurayı çek. Şu karşı çek, karşıda bak. 7-8 aile vardı, 10 aile vardı karşıda. Çalışmalar sanki yok, yavaş yok. Ilerliyor. Çalışma yani. Yok, çalışma yok, çalışma yok. Yok çalışma yok. Kesinlikle çalışma yok. Peki hani... ilk günler hava çok soğuktu, hala yerde kar var zaten. Hı. Daha tam erimiş değil. Yani zaten bir insanın bu şartlarda Allah, donarak... Kurban oldum Cenab-ı Allah, eğer ki enkaz altında kalanların da yemek ekmekli, yiyecek ekmekleri varsa dünen bir tane 6 aylık bir çocuğumuzu evet. 111 saat sonra çıkardılar yani Maraş'ta. Evet evet. Maraş'ta kahraman şeyde Pazarcık'ta. Yani inşallah da yani çoku sağ çıkar yani. İnşallah da tek temennimiz ki enkaz altında olan insanlarımız sağ çıksın yani. Başka da bir şey diyecek. Bizim de öyle temennimiz var. Sağ ol Allah razı olsun.